Çağlayan Dergisi, Şubat 2019. Baş yazı. Kendileriyle yüzleşmede hale ile hallenenler. 4. İmam Zeynel Abidin Hazretlerinin kendisiyle yüzleşme adına seslendirdiği suzişi namelerine devamen. Hazreti İmam, başı her zaman utufet kapısının eşiğinde, kalp gözü basiretleri kapı aralığında, teveccühe teveccüh beklentisiyle kalp ritimleri hu hu diye atarak dillendirir başka bir yönelme yöntemini. Hakk'a öyle sadakat ve istikamet besteleri sunar ki, hayranlıkla kulak kesilir yer ve gökteki mukarrepler. Ey Rabbim! Çeşit çeşit şek ve şüphe tahayyülleri, bunlar onun ufkuna ait iniltiler, sürekli köpürüp duruyor içimde. Bulandırıyor senin o dupduru lütuflarının semavi saffetini. Ne olur kaldır yakınlığına engel bu şekkü şüphe sisini, dumanını, gelip geçici de olsa kulluk tavrına uygun düşmeyen yakışıksız mülahazaları. Gönlümü yalvarıp yakarma hissiyle coştur. Kalbimi hep sana yakın bulunma idrak ve şuuruyla gerçek dirilişe erdir. %1 ihtimalle zelle yaşama endişesiyle tir tir titrer, beyninin bütün fakülteleriyle birinin ifade ettiği mazmun çerçevesinde, başım rahmet kapının eşiğinde, sana teveccüh zevki içindeyim. Olsam da günahlarla âlût bende, yüzümün karasıyla emrindeyim. Vefa nameleriyle içini döker Yaradan'a ve beraat fermanı beklemeye durur, beklediği gibi o güne kadar. Yetinmez bu itaat ve inkiyat iniltileriyle, rahmet ve şefaat kapısının tokmağına dokunmakla. İmanı kamil, ameli salih der, sızlanır. Ahu vahlarını ihlas ve rıza ufkuyla taçlandırmaya koşar. Ey Rabbi Rahimim! Bizi hoşnutluğunu hedefleyip soluk soluğa koşan gönül erbabından eyle. Her an gözü o kapıda, eli kapının tokmağında bulunan aciz bendelerini, onlarca en büyük iltifat sayılan rıza ve aşk-ı iştiyak düşünceleri ve içten düşleriyle, senin sımsıcak teveccühüne vesile, huzur-ı kibriyanda, kemer besteyi ubudiyetle serfiraz kıl. Nezd-i uluhiyetinde değişik payilerle şereflendirdiğin, tasavvurları aşkın keyfiyetlere ulaştırdığın, fazl-ı kereminle kendini tam duyurduğun, sana karşı olan aşk-ı alakalarını iştiyak üstü iştiyakla taçlandırıp, vicdanlarını tecelligâh-ı ilahi seviyesiyle seviyelendirdiğin, gönüllerini her lahza bir aşk-ı şevk cezbesiyle kendine yönlendirdiğin Mustafeynel Ahyar, seçkin bendegâhından eyle. Ey rıza deyip zatına teveccühe doymayan kapı kullarını vuslat yollarında yüzüstü bırakmayan keremkâni, bu bendeni de kabule karin kıldığın bahtiyarlar zümresine ilhak buyur. Ey o yüce haliye müteveccih dırahşan çehre! Sen her zaman aynı şeyleri diledin ve aynı şeylerle sürekli içten içe inledin. Sesin, sesiniz gelip ta bu çağlara da ulaştı. O nameleri duymaya teşne gönüller, sızlanışlarınızı paylaşma sadedinde aynı şeyleri dillendirdi ve vicdanlarının diliyle elleri aynı kapının tokmağında. Kerem kıl, kesme sultanım Kerem'in binevalerden, keremkâne yakışır mı kerem kesmek gedalerden deyip iç döktüler. Aslında o hiçbir zaman kerem diyerek kapısına yönelenleri yüzüstü bırakmamış ve asla onlara hicran yaşatmamıştır.
Hazreti İmam konuyla alakalı niyazını daha da derinleştirerek inler ve "Ey Rabbi Rahimim, en iyisim ol. Ruhumdaki sensizlik vahşetini gider. Sürçmelerimi ve düşe kalka yürümelerimi bağışla. Hatalarımı Settar ismi şerifinle setreyle. Bendeni sıyanet seraları içine alarak teminat-ı hassanla emin kıl." der. Teveccüh, inayet, riayet, kilaet beklentileri içine girerek tutunur o kopmayan urvetül vüskaya ve yürür tevekkül, teslim ve tefviz kanatlarıyla la mekaniliğe doğru. Doymaz namütenahi istikametindeki şahlanışında her vesileyi değerlendirmeye, yönelir yerinde muhabbet mihrabına, aşk dilenciliğine durur maşuk-ı hakikiden. Yetinmez elde ettikleriyle daha der, kanat çırpar, yükselir veralar verası ufuklara. Ulaşmak istediği zirveye erme adına kalmaz eşiğine baş koymadığı ve teveccüh etmediği sıfat ve şuun. Gönülden hep bir dilenci tavrıyla süsler niyazlarını o güzel isimler boyasıyla. Bilmez nazlanmayı, inler sürekli Hazreti Yakup ve Yunus İbni Metta gibi. İnnemâ eşkû bessî ve huznî ilallah iniltileriyle, tasa ve dağınıklıkla hep Hazreti Müşkül Küşan'ın kapısı önünde. Sızlanır ve kudreti sonsuza ne inceden ince niyaz besteleri sunar. Yer yer ümit ve reca hissine kapılır ve şevk-ü şükürle şahlanarak Yunus edasıyla "Hoştur bana senden gelen, ya hilatu yahut kefen, ya taze gül yahut diken, lütfun da hoş, kahrın da hoş" der. Rıza televünlü reca hissiyle her varidi bir armağan gibi öper, başına kor. Olup biten bütün bu ihsasları özel bir teveccüh anlayışıyla ve Rabbimin benimle muamelesi mülahazasıyla karşılar. Rab'den birer armağan saydığı bütün bu değiş ve sezişleri iç içe sevinç hissiyle istikbal eder. Hep böyle olmuştu ve böyleydi hale ile hallenenlerin değişmeyen duyuş ve sezişleri. Hiçbir zaman dinmeyen heyecanları ve azm-ü ikdamları, baş döndüren semavilikleri ve melekleri imrendiren, şeytanları fersah fersah uzaklaştıran kalp ve ruh desenindeki tavırları. Ne hoş dillendirir Aşıklar Sultanı Hazreti Mevlana, haleye müteveccih bu dırahşan çehrelerin o farklı yanını. Bazen melekler bizim incelik ve nezaketimize imrenirler, bazen de şeytanlar kabalık ve densizliğimizden nefret duyarlar. Günümüzde gök ehlini imrendirecek insanların bulunduğuyla alakalı bir şeyler söylemek oldukça zor. Ama şeytanı zil takıp fıkır fıkır oynatan insan sayısının hiçbir dönemde olmadığı kadar mebzul bulunduğu da bir gerçek. Cenab-ı Erhamurrahimin ciddi bir basübadel mevtle bütün bütün şirazeden çıkmış bu çağın şeytan güdümündeki insanlarına da hale-i müteveccih gönül erleri yolunda dirilişler lütfeylesin niyazıyla bu konuya da bir noktalı virgül koyarak şimdilik yeter diyorum.